Ben, yeryüzü halkına azap etmeyi murat ettiğimde, mescitleri inşa, tefriş, tamir ve temir edenleri görünce onlara azap etmekten vazgeçerim. Karaköy Camii veya diğer adıyla Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii. Önceleri bu alanda Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılmış bir tekke yer alıyordu. Tekke zamanla harap olunca 17. asırda yerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından bir mescit inşa edilip altına da caminin giderlerini karşılamak için bir dizi dükkan ilave edildi. Zamanla bu caminin de harap olması üzerine 1893'te İstanbul'a gelen ve daha sonra sarayser mimarı olup 1909'a kadar bu görevde kalan İtalyan mimar Raimondo di Aranco'dan aynı alana yeni bir cami inşa etmesi istendi. Mimar di Aranco, 1903'te Sultan II. Abdülhamid'in emriyle Art Nouveau tarzında bir cami inşa etti. Cami, kubbeli ve çokgen bir plana sahipti. Mimarisine uygun olarak İstanbul'da benzeri olmayan bir minaresi vardı. Dışı tamamen mermer levhalarla kaplıydı. İçi T biçimindeki pencerelerle aydınlanırdı. Bu yeni cami, sekizgen yapısı, geniş saçakları, sempatik minaresi, çevresine uyumlu ve göz okşayan mimarisiyle Karaköy Meydanı'nın ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Osmanlı Devleti'nin ahşap ilk ve tek camisi olan Karaköy Mescidi, 1958'de bilinmeyen bir sebeple yıkıldıktan sonra caminin parçaları başka bir yerde tekrar kurulmak üzere teker teker numaralandırılarak itinayla söküldü. Amaç, camiye Kınalıada'da yeniden canlılık kazandırmaktı. Ne var ki bu düşünce hiçbir zaman gerçekleşmedi. Karaköy'ü terk eden camiden bir daha haber alınamadı. Kayıp Karaköy Camii eski günlerine dönmeyi bekliyor.